Şahıslardan son söz İstanbul Milletvekili Sayın Erkan Baş'a aittir. Buyurun Sayın Baş. Ne kadar hızlı giderseniz televizyona o kadar çok çıkarsınız. Sayın Başkan, değerli arkadaşlar. Burada yasaları değiştirmek için teklifler veriyor ve üzerine konuşuyoruz. Ancak elbette konu adaletse, hukuksa hatırlatmamız gereken bazı şeyler var. Açık konuşmak gerekirse Cumhuriyet tarihinin tümü için söyleyebiliriz. Adaletin tecelli ettiği duygu ve düşüncesinin emekçilerde, yoksul halkımızda ya da tarih önünde pek yaşandığı bir ülke değiliz. Bakın, bu ülkenin bir devrimcisi, bir komünist siyasetçi olarak söylüyorum. Bu ülkenin devrimcileri, komünistleri tarihin her döneminde siyasi olarak söyledikleri her sözün karşısında yargıyı bir sopa olarak kullanan iktidarları gördüler. Her dönem bu oldu. Hani hepimizin bildiği, herhalde hepimizin ortaklaşacağı en bilinen örneği Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının haksız, hukuksuz, adice katledilmesi ve sayısız örneği yaşamış bir devrimci olarak konuşuyorum. Her dönemde yargı belli ölçülerde iktidarın sopası olarak kullanıldı. Ama hiçbir dönem bu son dönemde olduğu kadar yargı sadece ve sadece iktidarı ve iktidarın yandaşlarını korumak için kullanılan basit bir sopaya dönüştürülmedi. Değerli arkadaşlar, burada muhalefet sözcüleri konuştuğunda AKP sıralarında bir hareketlenme oluyor. Oturuyorlar, kalkıyorlar. Ne yapalım değerli arkadaşlar? Türkiye'de yargı üzerine konuşurken Fethullah Gülen hakkında konuşmadan değerlendirme yapmak mümkün mü? Peki Fethullah Gülen'in yargı üzerindeki tahakkümü üzerine konuşurken AKP ile ortaklığı üzerine söz söylemeden konuyu bütünlüklü değerlendirmek mümkün mü? Bakın, size yaşadığım bir örneği anlatacağım. Biz bu ülkenin devrimcileri sokaklarda bildiri dağıtıyorduk. Sokaklarda halka Fethullah Gülen çetesinin Türkiye'yi nasıl bir karanlığa sürüklediğini anlatmaya çalışıyorduk. Neyle karşılaşıyorduk biliyor musunuz? O çeteler bize saldırıyorlardı. Yetmiyordu, polisler devreye giriyordu, gözaltı yapıyorlardı. Yetmiyordu, mahkemeler devreye giriyordu, bizleri yargılıyordu. Peki o arada ne oluyordu? O arada ben televizyondan Meclis Genel Kurulu'nu izliyordum. Adalet Bakanı, Adalet ve Kalkınma Partisi üyesi Adalet Bakanı çıkıyordu bu kürsüye. Diyordu ki, Fethullah Gülen bu ülkenin bir kıymetidir. Ne yapıyorsa bilgimiz dahilinde yapıyor diyordu. Biz bunun bedellerini sokakta ödüyorduk. Değerli arkadaşlar, çok açık bir soru soracağım. Ben Ergenekon'un savcısıyım diyen bir cumhurbaşkanının olduğu ülkede adaletten söz edebilir miyiz? Hukuktan söz edebilir miyiz? Şimdi biraz evvel sevgili Ahmet, bir AKP hükümetinin tabii ki. Biraz önce sevgili Ahmet dedi ki, secde ediyorsunuz dedi, hemen itirazlar geldi. Sanıyorum Ahmet bir mecaz kullandı. Secde ediyorsunuz derken gözüyle ve maddi olarak bir secdeden, gözüyle gördüğü maddi bir secdeden tabii ki söz etmiyor. Bir mecazda bulunuyor ve bunun anlaşılabileceğini düşünüyor. Hemen itiraz geliyor. Tamam, ben izin verirse Ahmet adına düzeltiyorum. Secde etmediniz ama kaç AKP'li onun dizinin dibinde oturdu, ben gözlerimle gördüm, sayısını bilmiyorum. Değerli arkadaşlar, kaç AKP'li Pensilvanya'ya gitti geldi, sayısını bilmiyoruz. Tamam, secde etmediniz de ne istediniz de verdiniz diyen kimdi arkadaşlar? Şimdi bunları konuşmadan Türkiye'de yargı üzerine, adalet üzerine konuşamayız. Ben gerçekten anlayabileceğiniz dilden söyleyeyim. Hani 5 yıl 6 yıl önceye gittiğimizde kimler kimlerle berabermiş diye sorasımız gelmiyor mu? 5 yıl 6 yıl önceye gittiğimizde hepiniz oradaydınız be dediğimizde haksız mı oluyoruz arkadaşlar? Şimdi bunları hatırlattığımızda kızmayacaksınız. Bunları hatırlatıyorsak bu ülkenin, bu ülke halklarının çıkarlarını korumak için anlatıyoruz. Bundan 10 sene önce de yargı birileri tarafından sopa olarak kullanılıyordu. Şimdi de aynı biçimde kullanılıyor. Koskoca adalet sarayları yaptınız. Sadece sarayın adaleti tecelli ediyor memlekette. Bunun dışında hiçbir işe yaramayan beton yığınlarıyla dolu bir memlekete çevirdiniz. Değerli arkadaşlar, nasıl bir adaletten söz edeceğiz ki? Bakın, dünyada basın emekçilerinin en fazla tutuklandığı ülkelerden bir tanesiyiz.
Galiba rekoru kaybediyoruz diye paniğe kapıldınız. Hemen seçim öncesinde bu rekor elimizden gitmesin diye bugün 6 Cumhuriyet emekçisini daha yeniden cezaevine yollayacak kararlar alınıyor. Değerli arkadaşlarım, hepiniz elinizi vicdanınıza koyarak bir soruya yanıt verin istiyorum. Bu ülkede 301 tane maden işçisi gerekli önlemler alınmadığı için, bu ülkede 301 tane tamamlayın lütfen, ben bir dakika ilave edeyim, tamamlayın. Sadece patronlar daha fazla para kazansın diye açıkça bir cinayetle öldürüldüler. Şimdi soruyorum size, bu işçinin öldürülmesine neden olan insanlara ne ceza verdiniz? Peki bu işçileri savunan avukat Selçuk Kozağaçlı şimdi Silivri cezaevinde açlık grevi yapıyor arkadaşlar, biliyor musunuz? Hangi adaletten, hangi hukuktan bahsediyoruz? Değerli arkadaşlar, söylenecek çok fazla şey var. Gerçekten utanıyoruz. Hakkını arayan bir kadının Ankara'da, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin başkentinde uğradığı muameleyi anlatmaktan biz utanıyoruz. Savunmaktan utanmayanları da kınıyoruz. Değerli arkadaşlar, bitiriyorum. Bitiriyorum. Çok net şu, Türkiye öyle bir noktaya geldi ki iktidar suç işliyor. İktidar yandaşlarını koruyan, suçluları koruyan bir mekanizma oluşturmuş durumda ve maalesef ülkemiz halkı, adaleti kendisi sağlamaya çalışıyor. O yüzden bu yasa maddeleriyle, bu yamalarla uğraşmanın anlamı yok diyorum. Halkın, emekçilerin sağlayacağı gerçek adalet. Sayın Zengin, buyurun. Sıcağı sıcağına verelim şimdi. Tabii. Teşekkür ederim. Taze fırından sağ olun. Sayın Başkanım, çok değerli arkadaşlar. Sayın Hatip son derece hararetli bir konuşma yaptı. Şimdi şunu ifade etmek istiyorum. Secde kelimesi bizim için önemli bir kelime. Muhakkak ki hitap ederken kelimeler bizim için önemli ama muhatap olduğumuz, hitap ettiğimiz insanların zihin dünyasında nerede yer tuttuğunu düşünerek konuşmak lazım. Secde etmek bizim için kendi inanç sistemi olan bir insan için dinden çıkmakla eşdeğer bir şey. Ya bu kadar ağır bir şeyi itham ederken bunu bir mecaz olarak kullanamazsınız. Olamaz yani böyle bir şey. Varsa başka kelimeleriniz bunu anlatacak, onları kullanın. Ama bize secde ettiğiniz vesaire lütfen bunu söylemeyin. Söylediğiniz zaman cevap vermek durumundayız, reddetmek durumundayız. Amacınız neyse, amacınız da doğru orantılı onu anlatan kelimelerle hitap edin ki doğru anlaşılabilirsiniz. Devamında burada bağırılıyor. Ne yaptınız, ne yaptınız, ne yaptınız? Bir taraftan diyorsunuz ki yargıya karışmayın, karışmayın, karışmayın. Yargı verecek kararı ben mi vereceğim, biz mi vereceğiz, meclis mi karar verecek? Yargı karar verecek. Nihayetinde biz bütün haksızlıkları savunan insanlarız. Bugün bu mecliste Ankara'da olan olayla alakalı hiç kimse savunan bir cümle kullanmadı. Bakın çok sakin geçtik. Bütün kadın arkadaşlarımız söz aldık, konuştuk. Herhalde kendisi arkadaşımızın burada değil de dinlemedi. Biz dedik ki böyle bir şeyin hatta yargıya taşınmasından memnuniyet duyduğumuzu söyledik. Takip edelim nedir, ne olmuş, kim yapmış. Ama tek bir fotoğraf karesinden yola çıkarak da bir polis memuru tacizi adletmeyelim. Görelim olayı. Yargıya eğer itimat ediyorsak karar verin. Yargıya taşınmış bir konu. Kararını versin yargı hep beraber. Ama bu arada da biz savunalım, gidelim. Arkadaşlarımıza görevler dağıtalım. Bunu yapıyoruz zaman zaman. Bu yargılamaları takip edelim. Biz hasreten kadınlarla alakalı bütün... Toparlayın Sayın Zengin. Açalım Sayın Zengin mikrofonunu. Kadınlara dair mağduriyet içeren bütün davaları, bütün elimizden geldiği kadarı takip etmeye gayret ediyoruz. Bunu da yapalım, hep beraber yapalım. Ve hiçbir kişi de sadece avukat olduğu için, avukatlık mesleğini icra ettiği için bu meseleden dolayı yargılanmıyor. Yani insanlar gazeteci elleyemezsin, milletvekili zinhar elleyemezsin. Yok efendim işte bakıyorsunuz hakimsa herkese dokunulabilir, bunun sınırları var. Çünkü suç işlemek her insan maalesef mesleğinden bağımsız olarak dünyada ve Türkiye'de suç işleyebilir. Bütün mesele hukuka uygun şekilde bu süreçlerin takip edilmesidir. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Sayın Baş, buyurun. Buna cevap vermesi anlaşılmaz bir şey ama tabii bu aynı zamanda bir ikrarı bence. Barın. Niçin anlaşılmıyor? Niçin anlaşılmıyor? Ben seçtiğiniz, biat ettiniz, dizinin dibinde oturdunuz dedim. Bu
iddiamda da siz bence sürüklerinizi hatırlamıyorsunuz. Kayıtlardan sanıyorum, çıkarın ve bakın sayın. Sanıyorum Grup Başkan Vekili kendi milletvekilleriyle beni karıştırıyor. Ben genel kurulun her açık olduğu dönemde başından sonunda halkın verdiği görevi en iyi biçimde yerine getirmek üzere buradayım. Bütün konuşmaları da dinliyorum. Bazı arkadaşların özellikle iktidar grubunun birinci parti grubundan arkadaşların genelde kuliste geçirdikleri vakti bana yakıştırmasını doğru bulmuyorum. Üçüncüsü tek bir fotoğraftan sonuç çıkartmama doğrudur. Kendilerinin tek bir fotoğraftan ne kadar sonuçlar çıkarttıklarını söylüyorum. Ve son olarak gerçekten arkadaşlar bu ülkede herkes suç işleyebilir size göre. Milletvekili suç işleyebilir, gazeteci suç işleyebilir, avukat suç işleyebilir. Sadece AKP'ye üye olanlar ve yandaşları suç işleyemez. Ben de bunu kabul ediyorum. Teşekkür ederim. Değerli milletvekilleri şimdi buyurun. Peki. Laflarımızı alıp çevirip başka bir yere çekmeyiniz. Ben her kelimesini buradaydım. 6 saattir bir yere gitmiyorum. Tek tek dinledim yani. Onu da ifade ediyorum. Değerli milletvekilleri, şimdi konuşmalar tamamlanmıştır. Soru cevap işlemi yok. Birinci bölüm üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. Ben sizi duyuyorum Sayın Kereslecicioğlu ama ben de bir işlem yapıyorum. Buyurun. Buyurun bir oturun bir ama. Ama ben daha bir cümlemi tamamlamadan sonra vereceğim ben size. Ben duyuyorum sizi. Birinci bölüm üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. Buyurun, şimdi siz de bir kayıtlara geçin sözünüzü. Selçuk Kozağaçlı ile ilgili söz almak istedim. Avukatlık nedeniyle tutuklu değildir. Bu da bir yargıdır aslında. Daha devam eden bir yargılama için böyle bir ifade kullanılamaz bir hukukçu tarafından. Ayrıca şunu belirtmek isterim. Selçuk Kozağaçlı iki kez kendisi gitmiştir mahkemeye. Ve birinde yurt dışından gelerek gitmiş ifade vermiştir. Ve tutuklanma nedeni kaçma şüphesidir. Peki. Bu da kayıtlara girsin. Teşekkür ederim. Birleşime 5 dakika ara veriyorum arkadaşlar.